Yeni araştırmayla ortaya çıktı. Borcunu borçla kapatanlar artıyor. Kullanılan tüketici kredilerinin toplamı 172 milyar liraya ulaştı. Borç borçla kapanmaz. Çalışacaksınız, ondan sonra kapatacaksınız. Serbest muhasebeci Mali Müşavirler Odası araştırdığı önemli problem bir kez daha net biçimde ortaya çıktı. Vatandaş borcu borçla kapatıyor. Ayağını yorganına göreceksin yani. Aldığın maaşa göre harcama yapacaksın. Tüketici kredisi kullanımı neredeyse %160 arttı, 172 milyar liraya ulaştı. Acil ihtiyaç kredisi 29 milyardan yaklaşık 89 milyar gibi bir rakamı çıkmış. %205 gibi bir artış gerçekleşiyor. Bazı vatandaşlar borcunu ödeyemediğinde yine banka kredisine yöneliyor. Ödeyemediği zaman asıl konu ihtiyaç kredisi dediğimiz, ki buradaki biraz önce verdiğim rakamlarda 29 milyardan 89 milyara çıkmış. Yani konutunu ödeyemeyen kişi ihtiyaç kredisi alarak onu kapatmaya çalışmış. Neden tercih etmediniz? Çünkü krediler malum yani söylendiği gibi işlenmiyor ki, bütün hesaplar o gösterildiği gibi değil yani. Söyledikleri gibi genelde olmuyor mesela. Ekstra şeyler çıkarıyorlar. Ben kredi almak istiyorum, kredim ayda neyse onu ödemek istiyorum. Yok şu yok bu, bir takım ekstra şeyler masraf oluyor mesela. Rapora göre bireysel kredi kartı borçları son 5 yılda %100 arttı. 27 milyardan 58 milyara çıkmış. Bu anlamı ne? İnsanlar oradan oraya aktarırken kredi kartında ödeyemediğini gözlemleyebiliyoruz. Bir kişiye, bir aileye bir tane kredi kartı olması. Benim de arkadaşlarım 10 tane kredi kartı var, nedir? A bankadan oluyor, B bankayı kapatıyor. B bankadan oluyor, C bankayı kapatıyor. Öyle şey olur mu? Borç borçta kapanmaz. Çalışacaksınız, ondan sonra kapatacaksınız. Uzmanlar vatandaşı daha temkinli davranmaya davet ediyorlar. Bankalar kredi kartlarını sebil gibi dağıtıyorlar. Yani işi gücü olmayana da dağıtıyor. İşte belli bir hani maaş garantisi olmayana da dağıtıyor. Sürekli şeyi artırıyorlar ya da limiti yükseltiyorlar. İran